Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni yıl kapı süsü yapacağız. Buyurun malzemelerimize bakalım. Öncelikle olarak kısa bir denemesini yapalım. Yeşilliklerle ben şu tarafa zemin oluşturmak istiyorum. Bir deneme alalım. Daha sonra yılbaşı çiçeğinin yapraklarından da buraya koyabiliriz. Şu şekilde duracaklar. Daha sonra kozalaklarımızı yerleştirelim bu şekilde. Sonunda da yılbaşı çiçeği ile beraber hepsini birleştirelim. Sıcak silikonumuzla biraz sıcak dikkat etmemiz gerekiyor. Sıcak silikon tabancamızla bütün otlarımızı çelenke yapıştırıyoruz. Tasarımım sadece alt tarafaydı. Siz istediğiniz şekilde hem üst tarafa, yani çelenkin her tarafını kaplayacak şekilde yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Tonlar, yılbaşı tonlarını kullanmaya çalıştım. Biraz daha evimizde bulunabilecek malzemeleri kullanmaya çalıştım. Ya da dışarıda, sokakta bulabileceğimiz malzemelerden yola çıkmıştım. Siz de bunları evinizde rahatlıkla bulabilirsiniz. Dallarımıza dikkat etmemiz gerekiyor çünkü çok sivriler. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı kapı süsümüz. Yılbaşı çiçeğimizin ben normal yaş olanını tercih ettim. Ama siz isterseniz kurutulmuş olanını da tercih edebilirsiniz. İstediğiniz miktarda çiçeğimizi kullanabilirsiniz. Kozalaklarımızı en ortaya yerleştirmeyi düşündüm. Tasarımımda da öyleydi. Ama siz istediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Daha sonra bunları jüt ipimle beraber sabitliyorum. İpimizi burada silikonumuzla beraber yapıştırıyoruz. Daha sonra bu görünen yüzlerini altlarına çekebiliriz tabii ki. Kuru meyvelerimizi istediğimiz şekilde yerleştirebiliriz şimdi.
süsümüz üstten de görüneceği için şu taraflara, yani iç taraflara da süsleme yapabiliriz tabii ki. Aralara yılbaşı ağacı süslerinden de minik minik koyabilirsiniz. Meyveleri istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben üstlere doğru azalta azalta ilerledim. Kapı süsümüz için en son bu minnoş fiyonkumuzu yerleştireceğiz. Siz de eğer benim kadar süslü biriyseniz üstüne birazcık sim dökebilirsiniz. Hatta evinizde eğer saç spreyiniz ya da benim gibi sprey verniğiniz varsa biraz üstüne sim döktükten sonra sabitlemek için bunu kullanabilirsiniz. Emin olun çok güzel sabitleyecektir. Haydi hep beraber deneyelim. Yoktu. İsterseniz bunların üzerine birazcık kar spreyi atabilirsiniz. Ancak ben beyaz tercih etmedim. Simler yeterli olacağını düşündüm. Şimdi sabitleyelim simlerimizi. Benim kapı süsüm bu kadardı. Ancak sizlere şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Ben biraz daha natural kapı süsünü tercih ettim. Ama siz isterseniz bu yeni yıla ait aksesuarları üstünde istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. Ben biraz daha natural tercih ettim. O yüzden bu kadar sade bir şey yapmaya çalıştım. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.